Merhaba sevgili teraziler. 15-22 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, bu hafta Dolunay haftasındayız. Hafta başında 15 Aralık'ta Ay İkizler Burcu'na geçiş yapacak ve Dolunay etkilerini hissetmeye başlayacağız. Ay 17 Aralık'a kadar büyüyecek ve 17 Aralık'ta 11-29'da 25 derece İkizler Burcu'nda Dolunay fazına gelecek. Sevgili teraziler, ikizler burcunda olan dolunaylar sizin için olumlu dolunaylardır. Açı olarak sizi olumlu etkilerler. Bu dolunayda özellikle 9. evinizde olacağı için sizin için seyahatler, tatil, yurt dışı ile ilgili konular, eğitim, yüksek öğrenimle ilgili konularda gelişmeler meydana getirebilir. Veya uzun süreli bazı girişimleriniz varsa, medya, yayıncılık, yurt dışı ile ilgili konular gibi konularda bunlarla ilgili bazı sonuçlar alabilirsiniz, gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hukukla, yargı ile ilgili konularda beklentileriniz varsa bazı haberler gelebilir. Yine bazı sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. Uzaklardaki akrabalarla görüşmeler olabilir. Uzaklardan misafirler gelebilir, haberler gelebilir. Eğitiminizle ilgili, kişisel gelişiminizle ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili teraziler. Dolunay'ın yöneticisi Merkür'ün de Yay burcunda olması özellikle hukukla ilgili, yurt dışı ile ilgili konulara, yüksek öğrenimle ilgili konulara, medya ve yayıncılıkla ilgili kavramlara biraz daha fazla dikkat çekiyor. Hafta ortasında 18 Aralık'ta Ay İkizler Burcu'ndan ayrılarak Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. Sizin için de işiniz, kariyeriniz, sorumluluklarınız biraz öne çıkabilir. Aileniz, hayatınızdaki otorite kavramları, üstleriniz, toplum önündeki görevleriniz hafta ortasında sizi meşgul edebilir. 19 Aralık'ta Yengeç Burcu'ndaki Ay Jüpiter ve Satürn'le olumlu açılar içerisinde olacak. Dolayısıyla 19 Aralık'ı verimli olarak kullanabilirsiniz iş girişimleri için özellikle. 20 Aralık'ta Ay Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Ay Aslan Burcu'nda 20 Aralık ve ardından gelen hafta sonunda biraz daha sosyal faaliyetlerin öne çıkabileceğini gösteriyor. Arkadaşlarınızla birlikte olabilir, organizasyonlara katılabilirsiniz. Daha eğlenceli ve keyifli olabileceğiniz bir süreç olacak. Bu hafta içerisinde 17 Aralık'ta Uranüs Retrosu bitiyor. Uranüs bir süredir Koç Burcu'nda karşıt burcunuzla retro hareketteydi. Artık ileri harekete dönecek. 22 Temmuz'a kadar Uranüs ileri harekette olacak. Bu süreç içerisinde Uranüs'ün o huzursuz enerjisini, değişim getiren enerjisini daha yoğun hissedebilirsiniz. Özellikle zaman zaman Uranüs'ün sert açılar yapacağı süreçte ilişkilerde, ortaklıklarda, evlilik gibi konularda bazı riskler söz konusu olabilir sevgili teraziler. Hafta içerisindeki diğer etkilere baktığımızda 21 Aralık yine haftanın önemli bir günü. Güneş burç değiştirecek. Yay burcundan ayrılıp Oğlak burcuna geçiş yapacak. 21 Ocak'a kadar Güneş Oğlak burcunda olacak. Oğlak burcunda sizin eviniz, aileniz, aile büyükleri, ebeveynlerle ilgili kavramlar biraz daha öne çıkacak. Bunun yanı sıra Venüs retrosu başlıyor. 21 Aralık'ta sizin için önemli çünkü sizin gezegeniniz Venüs retro yapacak. 31 Ocak'a kadar Venüs retroda olacak. Bu süreç içerisinde özellikle sevgili teraziler, sağlığınızla ilgili konulara biraz daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Venüs özellikle bel bölgesi, böbrekler, üreme organları ile ilgili bazı konularda sorunlar yapabilir. Bunun yanı sıra Oğlak Burcu'nda ciltle ilgili problemler, dizler, kemiklerle ilgili bazı sorunlara neden olabilir. Sağlığınıza biraz daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Venüs şu sıralarda 4. evinizde olduğu için evinizle ilgili konular gündemde olabilir. Aileniz, aile üyeleriyle ilgili, ebeveynlerinizle ilgili kavramlarla biraz daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Eskiden kalan bazı konular tekrar gündeme gelebilir. Çözüm bekleyen sorunlarla uğraşmanız gerekebilir. Evinizin tadilatı, tamiratı gibi konularla da ilgilenebilirsiniz. Venüs retrosunda ihmal ettiğiniz konular bu süreçte özellikle geçmişiniz, aileniz, aile büyüklerinizle ilgili konular da yine Venüs'ün retro olduğu süreçte sizi biraz daha meşgul edebilir. İlişkilerle ilgili konulara daha fazla özen göstermeniz gerekiyor.
güzellik, bakım, estetik gibi konular bu süreçte yeni girişimler için uygun değil. Venüs retrosunda bunlarla ilgili konular varsa biraz ertelemeniz daha doğru olabilir. Evet sevgili teraziler, haftanın genel etkileri böyle. Günlük yorumlarımızı da videolarımızdan ayrıntılı olarak takip etmeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.